gerçekten olay bu. Ya, tabii bayrağımız başımızın tacı. Senin biliyorum, senin gözünü çiğ köfte ediyorum. Şaka yapıyorum. Sağ olsun Hasan Bey gelirken. Kim yaptı çiğ köfteyi? Hasan Bey. Damadın sana konuşuyorum. Anladım. Hacı Bey dinliyor. Evet Hasan Bey, arkadaşı kurumalı köfte. Hasan Bey, siz mi yaptınız? Elinize sağlık ya. Hacı Bey, bizim Ali Canım da en çok alışveriş şey yaptığı yerden benim. Arkadaşlar, bu arkadaşların kalbi herkesi uçaklayacak kadar geniş. Nurhan Hocam. Servis yapıyor. 15 tane mi? Yalnız müzik aşağı. Yanmayanda gel. Şey yapalım, yani siz Photoshop'la 15 ışık gösterebilirsiniz. Hadi. Neyse, yandığı kadarıyla sen, ya. Seni dinliyorum. Sayın Vali, değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları ve değerli gönül dostlarımız, 26 Nisan 1994 tarihinde bir avuç engel olarak yola çıkarak ilimizdeki engelli arkadaşların yaşanmış olduğu genel ve yerel sorunlarını çözüm bulmak amacıyla açmış olduğumuz derneğimizi bugün 15. kuruluş yıl dönümünü birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ilimizdeki engelli arkadaşların, vatandaşların sesi, soluğu, eli, ayağı olmak için bir özveriyle çalışmalar yaptık. Tabii ki bu çalışmaları yaparken sadece bizler dernek olarak yapmadık. Bu çalışmalarımızda başta Malatya Valiliği ve Valilikte görev yapan daha önceki sayın valilerimiz olduğu gibi şu anki sayın valimiz de büyük desteklerini esirgemediler. Yerel idarecilerimizin tümü mümkün olduğunca bu çalışmalarımızda yanımızda yer alarak sorunlarımızın çözüme kavuşması için gayret gösterdi. Bundan sonra da bu çalışmalarımıza hep birlikte el ele omuz omuza devam edeceğiz. Ben 15. kuruluş yıl dönümü kutlamanın sevinciyle tekrar sayın valimizi bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum ve tüm arkadaşlara da saygılar sunuyorum.
arkadaşlar, Türkiye Sakatlar Derneği'nin Malatya Şubesi'nin 15. kuruluş yıl dönümünde bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu derneğimiz gerçekten engelliler adına gurur verici çalışmalar yapıyor. Ben son 3 yıllık çalışmalarını bizzat tanıyorum. Bir kere hiçbir derneğin kolay kolay başaramadığı kendi mülklerine sahip olma işini başardılar. Burası tamamen derneğin mülkiyetinde olan bir yer. Onun dışında başta Avrupa Birliği projeleri olmak üzere ilimizin iş kuruyla, halk eğitimiyle ve diğer ilgili kurumlarıyla çok yakın işbirliği içinde çalışıyorlar. Ve bunun sonucunda da bu derneğimizin mensupları gerçekten bilgi, beceri, pratiklik bakımından çok büyük maharetler kazandılar. Ve hepsi çok çok donanımlı hale geldi. Onun dışında Engelliler Konseyimizin en aktif üyelerinden biri. Gerçekten kafa yoruyorlar. Hem hukuksal hakların uygulanmasında, hem ilimizin engelliler noktasında önemli bir şey hale gelmesinde çok güzel öneriler geliştiriyorlar. Ve gerçekten Malatya'mızda engelliler adına yapılan işleri de büyük etkisi, katkısı olan bir derneğimiz. Tabii onun dışında akülü sandalye dağıtımından tutun da başka alanlara varıncaya kadar çok çok yararlı işler yapıyorlar. Ben açıkçası ne zaman bir morale ihtiyacım olsa, ne zaman böyle bir motivasyona ihtiyacımız olsa, arkadaşlarımızın herhangi biriyle konuşmamız, başta emek başkanımız ve prensesimiz olmak üzere konuşmamız bizi bu amacımıza ulaştırıyor. Gerçekten hepsi çok pozitif insanlar, hayat dolu insanlar ve herkesin gerçekten bu anlamda yararlanabileceği insanlar. Onlarla aynı şehirde bulunmaktan, aynı şehirde görev yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum, iyi ki varlar diyorum. Onlara 15. yılını kutladığımız bu günde daha nice mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu 15 yıllar diliyorum. Hep beraber inşallah kendimiz olmasak da gönlümüz burada orada. Buna inanıyoruz efendim. Emin olun. Tebrik ediyorum. Ben de buraya bir hanım eli değmeli yani. Ben de kesin. Tamam. Ya hemen şey yaparsak beraber o zaman. Hep beraber. Evet. Yapayım var. Geçen gün ben kestim. Bu defa Yücel Hanım'la siz kestim. O zaman Yücel Hanım. Beraber o zaman. Şu sizin bıçağını. Tamam mı? Ben Yücel Hanım'a yardımcı olayım. Tabii hanım. Nereye dokunsan? Ben yok. Hadi Yücel Hanım. Her şey böyle güzel olsun. Sayın Valimin, tüm büyüklerimizin sayesinde bizler bu seviyeye geldik. Hiçbir zaman yalnız bu seviyeye geleceğimize inanmadık. Birlik ve beraberlik içinde olacağımız zaman geleceğimize inandık. Bilmiyorum, çok heyecanlandım. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için arkadaşlar. Her şey sizlerle güzel. Ben bir şey unuttum. Biz de size bugün için... Sizin en çok sevdiğiniz grubun hem selamlarını hem eserlerini takdim etmek istiyoruz. Tabii bu çocuklar her şeyi güzel yapıyorlar. Hem evet, iyi şeyler yapıyorlar, hem iyi şekilde yapıyorlar. Yani bir taşla 10 kuş denir ya, 10 tane mesaj veriyorlar. Biliyorlar ki toplumda en çok eksikliğini duyduğumuz şey sevgi. Onun için sizi seviyoruz diyorlar. Gerçekten çocuklar bana söylediler. Lütfen Sayın Valim, bizim sevdiğimizi onlara söyleyin. Sevdiğimizi bilmelerini istiyoruz biz de. Burada da Malatya'da sanatçılarımızın kesimleri var. Artık en son Elif Avcı'yı da buraya ekleyeceğiz. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Evet, toptan müzik alıyorum. Evet, nice 15 yıllara sağlıkla. Hayırlı olsun efendim. Arkadaşlar dağıtın bak şöyle. Ama bunu şöyle yapacağız. Hanımefendi. Müsaade ediyor musunuz bunu? Harika. Harika. Sayın Valim, bu bana çok. Ben çok değil. Seneme
açamıyorum, o yüzden niye var? Aç, aç, aç! Sayın Mahir, çok kibar, çok. Ne mutlu bize, böyle bir büyüğümüz var, böyle güzel bir şey yapalım. Evet, alacaklar şimdi. Hocam oradan alamazsın. Dur, 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 hocam dur. Hasan Bey buradan mı alamadın? Gazeteci arkadaşlarımız da katılabilirler yani. Elbette, lütfen. Gelin bir parça yiyin öyle. Pasta. Bunlar Malatya'nın gözü kulağı sesi. Fazla yemeyin bak, hep az ye lan. Aa, çekeyim, lokmalarını çekeyim abi. Lokmayı fazla çekeyim. Ben sizde bozduğum falan dedi, fazladan görmedim. Abi otur. Otur sen otur. Aa, yerim ya. Canım.